Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek aziz ve kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'in şu ikinci 15 gününe girdiğimiz günlerde Rabbim cümlemizin ibadat taatını kabul eylesin. Mülk suresinde ikinci dersimizi bugün yapacağız inşallah. Rabbim tesirini halk eylesin. Estaizu billah ve esirru kavlekum evciheru bih innehu alimun bizati sutur. Sizler içinizde olanları ister gizleyin, isterse sözle açığa vurun. İnnehu alimun bizati sutur. O Allah sadırlarda, göğüslerde ve kalplerde olanı bilir. Ela ya'lemu men halak. O yarattığını bilmez mi? Muhakkak bilir. Ve huvel latiful habir. O hem latif hem habirdir. Aziz kardeşlerim, latif kelimesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden hadis-i şeriflerde, bilhassa Cibril hadisinde bize en güzel şekliyle gelmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihsanı tarif ederken Allah'ı görüyormuş gibi ibadet ediniz. Siz onu görmüyorsunuz, görmüyorsanız da o sizleri görüyor buyurmuş. Allah Celle Celaluhu bizim dünya gözüyle görüp hissedebileceğimiz bir varlık değil. Onu ancak severiz, sayarız, ona ulaşmak için ibadat-ı taat ederiz. Onu göremeyiz. Fakat Hazreti Allah bizi her an görür, yaptığımızı, ettiğimizi gözetler. Onun için Hazreti Allah'a karşı kullukta son derece dikkatli olmalı. Namazlarımızı, ibadetlerimizi, konuşmalarımızı, görüşmelerimizi hep Hazreti Allah'ın murakabesinde ve gözetiminde olduğumuz bilinciyle yapmalıyız. O Hazreti Allah ki huvellezî ceale lekumul arda delûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rizqih. O size yeryüzünün omuzlarında yürümeniz için yeryüzünü zelil kıldı. Sizin emrinize verdi. Sizin taht-ı riyasetinize verdi. Yani yeryüzü sallanıp yeryüzü başka insanoğluna itaatsizlik sayılacak hareketlerde bulunmaz. İnsanlar onun üzerine evler yaparlar, bahçeler kurarlar. Hazreti Allah'ın kanunu dairesinde yaşarlar. Ara sıra depremlerin olması, ara sıra felaketlerin bulunması Hazreti Allah'ın kullarını bir ikaz mesabesindedir. Bakınız, bu yeryüzünü sizin emrinize veren benim, o yeryüzünü titretir, oynatır, sizin emrinizden alırım. Bakınız, öyle güzel kanunlar koymuş ki sağlık sıhhat içerisinde yaşayıp gidiyoruz. Bir küçük mikropla bütün dünyanın hal ve hareketi, bütün dünyanın ekonomisi yön değiştirebiliyor. O yüzden Hazreti Allah'ın bizim emrimize ve bizim maiyetimize verdiği nimetlerin kıymetini bilmeli, o nimetlere şükür olarak kulluğu yapmalı. O kulluk onun için şuurla yapıldığı zaman çok büyük bir mesafe kat eder. Hazreti Allah her kulluğa, her imkana, her ibadete sevap nasip eder. Gafletle yapılmadığı zaman, şuurla yapıldığı zaman, yani ne demek istiyorum? Hazreti Allah'ın dünyada bütün nimetlerle donattığı ve Hazreti Allah'a şükre mecbur olan, şükrün kendisine vacip olduğu bir kul bilindiğinde olursak, bizim yürüyüşümüz ayrı bir yürüyüş, bizim oturuşumuz ayrı bir oturuş, bizim konuşmamız ayrı bir konuşma olur. Eğer bundan gafil olursak, hayvanların yediği, içtiği, yaşadığı gibi yaşamaya başlarız. Kardeşlik hukukunu bir kenara atarız. Onun için Allah'ın bizim emrimize verdiklerinin ne büyük nimet olduğunu anlama dönemindeyiz. Şu başımıza gelen virüs felaketinden bunu en güzel şekilde çıkarabiliriz. Çoluğumuz çocuğumuzla,
Parklarda, bahçelerde, dağlarda, bayırlarda dolaşmaktan mahrum olduk. Niçin? Bizim canımıza bir zarar gelir diye. O canımızı muhafaza eden de Hazreti Allah'tır. Bunun şükrünü eda etmeyi niçin düşünmeyiz? Bakınız, Hazreti Allah bu verdiği nimetlerin ebediyen sonsuza kadar bizim elimizde kalacağı düşüncesi ve gafletinden bizi uyandırıyor. اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورُ Allah'ın gökyüzündekiler vasıtasıyla sizi yeryüzünde yerin altına, derinliklerine atıvermesinden emin mi oldunuz? Yerin yarılıp sizi yutmasından emin mi oldunuz? Hazreti Allah bunu da yapabilir. اَمْ اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا Hazreti Allah'ın gökten taşlar yağdıran rüzgarları göndermesinden emin mi oldunuz? Bunu Hazreti Allah'ın yapmayacağını mı düşünüyorsunuz? فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذ۪يرٌ Yakında bileceksiniz. Hazreti Allah'ın korkutması, uyarması neymiş? Kıyamet koptuğu zaman, ahirete vardığımız zaman her şey aşikar olacak. O gün gelmeden aklımızı kullanarak, ferasetle, şuurla Allah'ın bize verdiklerini, Allah'ın bize ihsan ettiklerini düşünmek çok mu zor? Eğer nefsle, şeytanla, hevesle, emelle mücadele etmezsek çok zor. Sadece midemizi düşünür, ruhumuzu unutursak çok zor. Hazreti Allah'ı anlamak, Hazreti Allah'ın bize olan nimetlerini hatırlamak, bunlardan sıyrıldığımız zaman mümkün olur. İşte oruç da bunun içindir. Hazreti Allah için midedeki o iştahtan, o doygunluktan vazgeçersin. Rabbim, bu mideyi doyuran, bu mideyi veren, bu midedeki sıhhat ve afiyeti devam ettiren sensin. Sensin benim gerçek manada hedefim, arzum, emelim demektir. Bunu yaptığımız zaman gerçek manada bir kul, gerçek manada Peygamberimizi takip eden bir kimse olma yolunda ilerleriz. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ O, sizden önce gelen kimseler de bizim peygamberlerimizi yalanlamışlardı. Fakat فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ Onlar yalanlamanın, yok saymanın ne olduklarını gördüler. Hazreti Allah onları helak ettiğinde, Hazreti Allah onları azap ile cezalandırdığında, Allah'ı ve Resullerini inkar etmenin ne manaya geldiklerini gördüler. O yüzden bizler yarın ahiret kapımıza gelip dayanmadan, ecel canımızı almadan daha sıhhatimiz, sağlığımız, imkanımız yerindeyken biz bu işlerin Hazreti Allah'a kulluk şuurunun farkında olmalıyız aziz kardeşlerim. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمَنُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ Gökyüzünde uçan kuşlara bakın. Kanatlarını açarlar, kaparlar. Onları gökyüzünde tutan Allah'ın kurduğu bir sistemdir. Yer çekimi sisteminde en ufak bir pürüz olsa kuşlar yere dökülür. Buzlar erir, denizler taşar. Her şey allak bullak olur. Kıyamette de öyle bahsetmiyor mu Cenab-ı Hak? Dağlar pamuk gibi atılacak. Yıldızlar dökülecek. Her şey alt üst olacak. İnnehu bi kulli şeyin basir. Hazreti Allah her şeyi basiretiyle yöneten, her şeyi gören, bilendir. Bizler onun talimatı ve reçetesiyle hareket etmek zorundayız. Biz aciz kullarız. Bilmeliyiz ki Hazreti Allah'tan başka güç talep edeceğimiz, yardım isteyeceğimiz hiçbir kimse, hiçbir nokta yoktur. اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي هُوَ جُنْدُلْ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ Allah'tan başka Allah'a karşı size kim yardım edebilecek? اِنِ الْكَافِرُونَ اِلَّا ف۪ي غُرُورٍ O kafirler, Allah'ı yok sayanlar, Allah'a karşı inat edenler büyük bir aldanma ve aldatma içerisindedir. Aziz kardeşler, rızkı Allah bize veriyor. اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ Allah rızkı tutuverse, size rızkı kim verecek?
Yediklerinizi midenizde tutsa çıkarmasa size sıhhati kim verecek? Bellecü fî utubü ve nüfûr. O kafirler inatla, nefretle Hazreti Allah'a inkarda devam ediyor. Aziz kardeşler, nefsin, şeytanın bir takım arzuların peşinde yalpalayarak Hazreti Allah'ın yolundan ayrılmak ne büyük bedbahtlıktır. Bakınız, efemen yemşi mukibben ala vecihi ehda emmen yemşi saviyen ala sıradın müstakim. Hazreti Allah'ın yolunda sağa sola hevese, şeytana, arzuya sapmadan dost doğru Allah'a giden kimseyle günahlarla, haramlarla, sıkıntılı hallerle yalpalayan kimse bir olur mu? Elbette olmaz. İşte Ramazan-ı Şerif bize bunu verecek. Ramazan-ı Şerif'ten istifade etmenin yollarını arayalım. Çoluğumuzla, çocuğumuzla her yönüyle Hazreti Allah'a dönmenin yollarını arayalım. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hazreti Allah'a emanet olunuz.